çiçeklik bir kayada ötüyor. Ötmede keklik derdim bana yetiyor ama yetiyor. İçerisi kadeh dolmuş. O masayı bir boşaltalım. Tüm boşları al. Bir de bu sıcaklarla şeyleştir. Orada soğuyanları değiştirir, tamam mı? Tamam. İçeride buz bitmiş. Ömer sen de bu dışı. Hemen. Buyurun içkileriniz. Eğleniyoruz değil mi? Her şey yolunda. Narin, kaybolma bir yere. Bizimkiler geldi. Hoş bulduk. Nerede kaldın ya? Bak bak, geldiğime şükretmiyor da. Uçak rötar yaptı ablacığım. Evet, zavallı Fırat'ta ağaç oldu alanda beklemekten. Nasıl olabilir? Selam Fırat. Memnun oldum, hoş geldin. Çok merak ettiğim Fırat. Bu da ablam Deniz. Niye merak edeyim canım? Fırat da beni şöyle birisi sanacak. Yani merak ediyorum da. Bak ben meraklı birisi değilimdir. Kardeşimin özel hayatında böyle bir mesafeli duruşum var. Bu Fırat'ın sana hediyesi. Aa süper. İçeri girelim artık. Pardon hadi geç ekeğimizi. Çok zarifsin. Çok teşekkürler en sevdiğimden. Tanıştırayım. Gel Narin. Narin diğer kız kardeşim diyebiliriz. Memnun oldum. Narin ablamın arkadaşı bile ev arkadaşları falan da yazmışlar. Ne haber Narin? İyi değilsin sanki. Yok iyi ya. Biraz fazla kaçırdı içkiyi. Başka boyutta ama iyi. Aa Narin. İçkiyi fazla kaçırdım. Çok şaşırdım doğrusu. Memnun oldum. Azimli ya tanışacak. İyisin değil mi? Beni tanımadı. İyiyim. Narin. Canım tamam tamam gel. Gel. Sorun değil. Pardon ya gel. Tamam iyisin değil mi? Dur. Deniz bir bez falan getir. Yazması o ya. Narin. Merhaba. Canım türkü söylemek istiyorsan türküyü de söyleyeceğiz. Önce bir yudum iç. Hadi gel. Narin bir yudum. Niye dağıttı bu kadar anlamıyorum. Kötü bir şey mi oldu? Sen Fırat'la ilgilen. Hadi aşağı inelim. Bir şeyler atıştırırsınız siz de. Nasıl oldu? İyi, daha iyi. Hadi canım. Uyu sen biraz. Nasıl tanımaz beni? Anlamayın kız. Doğru eve. Söyleyeceğim babama. Görürsün sen. İşi kaç yerden duysun bakayım kaç yerden kırıyor. Ölüyor ağzını bir aç bakalım ben sana kafanı kaç yerden kırıyorum. Narin Hanım.
Abla dönecek şimdi. Önümü öpsüz. Gidelim biz. Yazması oyalı, kundurası boyalı. Yar benim aman aman. Yar benim. Abla ya, bak çocuk, bak canım çıkıyor. Bak, bak. Boyu devrilesici aç köpekler. Şimdi de hırsızlar mı başladınız ha? Canım çekti ne var? Torbayı koyup mesela götürecek halin yok ya. Canını çekmişmiş. Biri de pamuk kadar. Gelin buraya. Aman ya susun be. Bir çeviz için sarak düzenine geçti karı. Gidin karı buraya. Kardım ayağını. Ah. Ah. Ah düşüyor bunlar. Yetişin koşular. Gösteririm ben sana cadı. Belimi kırıyordu az kalsın. Gizli toprak verilmez. Bize tek çakıl taşı verilmez. Koş, koş, koş! Bu sefer kırmaz mıyım o bacaklarınızı? Bu sefer abla bir şey olmuş. Korkuyorum. Babam orada yerine oturuyor. Taş gibi. Bir sus be Şadiye, bir sus. Bir kork her şeyde. 10 dakikada 3. post hazırlıyorum. Dur bir anlayalım ne olduğunu. Boyundan burasından utanmaz Sofiyeciğim. Allah seni daha beter eder inşallah. Yere girizecesin. Ben zaten ölmüştüm de gömülmemişim. Ümmühan teyze, annem nerede? Girme kızım, girme. Sen git dışarıda bekle. Gelsin. Gelsin de görsün hayvanın marifetini. Gel bak kızım annen ne hale koydu o deyyus baba. Gel 3 kuruş çıkmaz için. Erdoğan gelmiyor mu bu araba? Geliyor geliyor, 5 dakikaya burada. Erdoğan amca ne oldu anneme, niye geliyor araba? Narin, Narin, Narin. Anlamıştım zaten bir ***'lik olduğunu. Yengemin bize de tepeden tepeden bakmasından belliydi. Yok ama babam alır aklımızı. Kendimi bildiğim bileli bu münasip peşinde koşarım. Bırakır mı? Hepsini gebertir de alır mı? Geberçesi onları geberseydi ya. Abi annem ölür mü dersin? Çok fena hali. Ne bileyim ben be. Aha yengem geliyor. Anneme bilmem de yengem kesin ölür biraz. Mehmet, ne oluyor burada? Ailecek sokağa dökülmüşsünüz. Anan nerede Narin? Sor bakayım, bir ihtiyacınız falan var mıymış? Akşama etmet lazımsa alıverem. Çarşıya gidiyoruz hazır. Bana bak yenge. Hakkımızı alacak babam. Boşuna kurumlanmayın. Hey, gelecek. Avucunuzu yalarsınız. Siz hakkınızı aldınız bir kere. Aa, aman evladım bulaşmayın. Allah'larından vursunlar. Ay bulmuşlar zaten. Hallerine bak. Köpekler hızlı artık.
lan o çirkin ananızı kurcağın. Kobursuyum, zengin. Yine çektim lan. Şimdi vurdum, 1 milyonum attı. Almışlar o parayı. Recep buraya atlarını. Bıraktın lan. Lan, bıraktın lan. Ölümün, dur. Ölümün, dur. Ölümün, dur. Öldüreceksin çocukları, dur. Dur. Hadi. Yavrum Hatice, ne ettim bunu sana yine? Aman teyze, annem gelmeyecek mi? Gelecek kızım. Yok öyle şey sürme gözlüm. Anan gelecek. Arabada hastaneye gidiyor işte. Şimdi Erdoğan amcan gidiyor. Hastanede bakıverecekler. Gelecek teyze, gelecek teyze. Sizin karnınıza doyurayım. Narinim hadi gel. Gel yavrum ben sizin karnınıza. Öyle ne oldu ya? Daha ne kadar uyuyacaksın? Hadi bir duş yap. Şunları da giy, kahvaltıya gidiyoruz. Ben burada mı kaldım akşam? Hiçbir şey hatırlamıyorsun değil mi? Hatırlamıyorum. Aman isabet. İşten çıktım. Üstünü değiştim parti için. Sonra misafirler geldi. Gerisi hatırlamıyorum. Aman isabet. Hadi kalk, ölüyorum açlıktan ben. Evde de temizlik var. Yürü, basacak yer yok evde. Kalk duşa, hadi. Hadi, kalk. Deniz, bırak beni eve gideyim ne olur. Pazar pazar ne yapacaksın hap kadar efe tıkılıp ya? Sahilde bir yerde kahvaltı edeceğiz ne güzel. Hadi duşa, yürü. Sen niye isabet dedin bakayım? Hı? Akşam partide kötü bir şey mi yaptım yoksa? Yok canım. Bana bak. Görüyorum güldüğünü. Söylesene ne oldu be? Herifin üstüne kustum. Ne? Hangi herifi mi? Irmak'ın sevgilisini. Irmak'ın sevgilisi mi geldi? Yuh, sen onu da mı hatırlamıyorsun? Ama bak çok şık oldu. Kız sevgilisini bize takdim etmeye getirdi. Sen de böyle üstüne kustun. Uyduruyorsun. Hatırlamıyorum hiçbir şey diye uyduruyorsun değil mi? Bana bak, sululuk yapma, anlat. Ne yaptıysam tamam mı? Çok kötüyüm zaten. Vallahi böyle oldu ya. Gidince özür dilersin, bizi kahvaltıya bekliyorlar hadi. Ay yok ya, bırak ben gitmem kahvaltıya mahvaltıya. Hadi hadi. Hadi ne olur beni indir şurada bir yerde, eve gideyim. Kaçacak delik arama bak, geleceğiz dedim. Kızım olur böyle şeyler. Ya hem çocuk halini anlayan birine benziyor, özür dilersin. Geçer gider. Bizim ufaklık bu sefer turnaya gözünden vurmuş. Ben çok beğendim adamı. Bak vallahi çok yakışıklı. Canım benim ya. Kuzu olmuş, kuzu aşık olunca. O kadar istiyorum ki artık onun mutlu olmasını. Sen gerçekten hiç mi hatırlamıyorsun dün gece olanları? Bak yazık, Fırat da böyle janti janti giymiş çocuk. Azimle uzatıyor elini bir de. Kızım ya, daha kapıdan girer girmez insanın üzerine kuz olur mu? Fırat mıymış adı? Can da gelecekti bugün ama abla kardeş baş başa olun, bir akşam hep birlikte yemeğe çıkarız dedi. Yine mi barıştınız? Dün gece herkes dağıldıktan sonra aradı, eve gelmek istedi ama bak ben hayır dedim. Tamam ya, geçen sefer olanlar bir kazaydı, o da farkında. Hem sergi gerginliği falan da var üstüne çocuğun. Yapma Deniz ya, yapma ya. Ne güzel rahattım bir aydır şu adamla konuşmuyorsun diye. Tamam ya, bu son şans işte. Hah, bak oradalar. Fırat, gerçekten uyumuş. Rüya değilmiş. Bu nasıl olabilir? Allah'ım aklımı koru. Toparlanabildin mi biraz Narinciğim? Yüzün hala bembeyaz. Ha? Hiçbir şey hatırlamıyorum. Tanıştırayım Fırat. Şey, ben gerçekten çok özür dilerim. Kendim de değildim. Rica ederim. Sözünü etmeye bile değmez.
Evet. Herkese kahve attım. Hatırlamıyor beni. Biliyor musun Nalan? Fırat da Yaslı Hanım. Ne tesadüf değil mi? Öyle mi? Hiç gidiyor musunuz kasabaya? Yok, hayır. Üniversite için İstanbul'a geldiğimden beri adım atmadım kasabaya. Canım, Nalan ailesinden de geçmişinden de söz etmekten pek hoşlanmaz. Nalan çok ünlü bir firmasının avukat. Genç yaşında büyük başarılar imza attı. Tamam canım, bırakın beni anlatmayı. Irmak, İstanbul'a dönüyor musun artık, öyle mi? Ya, ne iyi değil mi? Bizim gemi nakliyat şirketinin İstanbul şubesini bundan sonra ben yöneteceğim. Bol bol görüşeceğiz yani, eskisi gibi. Ablanla mı yaşayacaksın? Herkesin çatısının ayrı olmasında fayda var artık. Bizim diğer evden kiracı çıkıyor, amcam bana orayı hazırlatıyor. Oraya yerleşeceğim. Oo, ne güzel. Yine bütün aile birlikte olacaksınız eskisi gibi. Kaybettiğimiz yılların acısını çıkartacağız. Artık her gece yalnızlıktan parti vermek zorunda değilsin yani ablacığım. Derinin zoruna bak be. Ben eğlenmek için parti veriyorum. Üstelik de her gece vermiyorum. Erkenden karışmak istemiyorsan gece hayatına biraz fren yapman lazım. Boğazım acısı sen kahvaltıcı. Böyle devam et, boğazım acısı. İşimiz var seninle gene. Geliyorum ben. İlk sabah nizamını davet etmem. Ben ikinizin birbirinizi daha yakından tanımanızı istemiştim. Yabancıya ne gerek vardı masada? Önemli değil. Daha bol bol zamanımız olacak. Irmak'cığım, biz artık ev arkadaşı olmayabiliriz ama Nalan hala benim en iyi arkadaşım. Ev arkadaşı tabii. Benim bildiğim kadarıyla ev arkadaşının tanımı farklı oluyor abla. Sen üniversite zamanında kıza acıyıp eve aldın. Sayende açlıktan ölmedi. Ev arkadaşı başka. Bitmeyecek mi bu tantana hala yıllar sonra bile? Tamam. Susuyorum. Susuyorum. Bir şey yok abi. Affedersin ama hala gitti. Atsam, bugün bir bitse, yarın iş var nasılsa kolay. Bu geceyi nasıl atlatacağım peki? Hah, Erdoğan amcanız da geldi. Hoş geldin, nasıl açtın? Kaburgası kırılmış, yatacak bir hafta. Anınız salmadı doktor, neneniz başında kaldı. Ama iyi, iyi, çok şükür. Yatacak, dinlenecek. Babacığım. Aslan oğlum. Ne yaptın lan? Uslu durdun mu bugün bakayım? Aferin. Narin, hepinizin o kızım, hepinizin. Ama yemekten sonra tamam mı Şadiyen bak? Aldım ben buraya koyuyorum. Hadi yemeğinizi yiyin, hadi soğutmayın, hadi, hadi. Kalk Şadiye kalk, yemeyeceksen yatağına. Biz kalkalım artık, bu uyuyor baksanıza. Olmaz kızım, ben bu gece bırakmam sizi. Yemeğinizi yiyin, ben seni veririm yatağınızı, hadi yiyin. Babam kovmaz hakkımızı, alır Emgil'den. Ne alacak be Mehmet? Neden vermedi mi zamanında ananın hakkını? Koskoca ev verdi. Ne etti baban? Satıp parasını batırdı iki günde. Babamın kabahati ne? Hep ortağın yüzünden. O iş batmıyordu. Bütün yastan bizim için. Ya bırak Allah aşkına Mehmet. Ben tanımıyorum senin babanı. Hah,
Hadi hadi Erdoğan, üzme çocukları daha fazla. Düzelecek işleri inşallah, Allah büyük. Siz dersinize çalışın. Gerisi gelir, kendiniz kurtarmaya bakın siz. Biz yaktık kendimiz, okulu bıraktık diye öyle mi bir teyze? Kötü mü işte? Elimiz ekmek tuttu. Biz de çalışmasaydık hepten aç kalırdım. İyi de oğlum, ne uzarsın ne kısalırsın onu Alburun yanında. Bıraksalar da şu kuzu okusa bari. Alacağım okuldan diyor iki lafın başında Moskov. Dünya yansa, mahalle başıma yıkasa da okurum ben. Matematikten sınıf birincisi oldum bugün. Aferin kız, aferin sana. Sen aldırma onun bunun lafına, çalış dersine sen. Abla, bak babam kızacak. Eve gidelim ne olur. Bir sus be Çağatay, bir sus. Annem merak ediyorum zaten. Bir körüp gideceğiz ama. Recep'in nasıl? Gitmedi değil mi? Bak ölümü öpün, doğru söyleyin bana. Hey Allah'ım, hala bu halde bile onu mu soruyorsun Hatice? Gitmedi gitmedi, merak etme, evde. Nari? Nari! Şadiye! Kızım bir durun. Kızım. Siz üniversite yıllarında aynı sınıftaydınız galiba. Hı? Nar olmasaydı ben okulu hayatta bitiremezdim. Nasıl çalışkandım? Beni de zorla çalıştırırdı. Şimdi de işkolik. Bak o şirketi basıp çıkartmasam, zorla oraya buraya götürmesem sabaha kadar çalışır. Yetişmiyor işler, ne yapayım? Üst üste geldi bütün davalar. Biz de çalışıyoruz ama insan gibi. Tabii. Amcamın şirketinde canı istediği günler o da. Biz ona çalışmak demiyoruz canım. Allah Allah ya. Üstüme düşeni yapıyorum ya, sen ona bak. Ayrıca hayata bir kere geliyoruz. Sen bankanın genel müdür yardımcısı olmuşsun öyle mi Fırat? Evet, birkaç ay oldu. Daha önce kredilerdeydim. Bizim de işler yoğun biraz. Bak artık faiz peşine koşmana gerek kalmadı. Artık bankacımız var. Alırsın paracıklarının en yüksek faizi. Her kuruşunu koşar bankaya yatırır biliyor musun? İyi müşteridir, haberiniz olsun. İstanbul'da mı çalıştın hep? Bir iki yıl yurt dışı hariç evet. Bunca yıl aynı şehirdeymişiz. Ne garip. Sonra 4 ay önce Cenevre'ye bir toplantı için geldi. Yollarımız orada kesişti. Ne kapalı kutusun arımak ya. 4 aydır birliktesiniz. Benim daha geçen hafta haberim oluyor. İstanbul'a döneceğim kesinleşinceye kadar bir şey söylemek istemedim. Bunu Fırat'a borçluyuz değil mi? Yoksa sen hayatta kabul etmezdin İstanbul'da çalışmayı. Bilmem. Siz ne tür davalara bakıyorsunuz? Ticaret davaları genellikle. Ha, bir de şu meşhur kimya fabrikası işçileri davası var. 60 işçinin hakkını geri kazandı. Bak bankada birinin hakkını falan yerseniz Nari'm canınızı okur. Kahraman oldu bu davayla. Maaşlı çalışmıyorsun inşallah hala. Ortaklık falan? Yok. İyi maaş alıyorum. Yetiyor her şeye bol bol. Sana ne verseler sen sesini çıkartmazsın. Öyle azla yetinmeye alışmışsın ki. Irmak hazır gelmişken İstanbul'a beni de el alırsın ha? Umut yok diyorsun ama. Kötü bir niyetle söylememiştim. Çok çalışıyorsan karşılığını almalısın. Biliyorum.
mu değiştim ben? Yok. 10 yılda ne kadar değişebilir ki insan? O hiç değişmemiş ama. Daha da yakışıklı olmuş. Babam bile tanımadı beni be. O nasıl tanısın? Niye bakıyorsun kendine öyle alıcı gözle? Hiç. Taze sevgilileri görünce böyle yalnızlığın geldi aklına. Yaşlanıyorum diye düşünüyorsun değil mi? Niye kapıştın kıza daha gelir gelmez? Ya huyunu önlemedin mi? Kıskanıyor senin işte. Hala çocuk gibi. Kapışmadım ya. Kendimi hatırlattım. Cadı kız kardeşin unutmuştur belki. Hafızasını tazeledim. Sıçratma kızım şu cadalozu başıma. Suyuna git. Mutlu ama çok değil mi? Biliyorum ben ona ya. Aşık da oldun ya hayat. Hiç umudum yoktu biliyor musun? Böyle katılıp kalmıştı, içine çekilmişti babamları kaybettiğimizden beri. Sen sevmedin adamı. Ne alakası var ya? O zaman aklın başka yerdeydi. Dün geceden beri soracağım. Bak sen geldiğinde de bir acayipti. Sonra böyle küp gibi içmeler, türküler, kendini kaybetmeler. Neyin var senin? Babamı gördüm yine. Kızım derdin de senin. De anlıyorsun bunca yıldır adamı gizli gizli izlemekten. Hem geçmişim yok benim diyorsun. Hem de gidip. Bu sefer o da gördü beni. Neyi? Ya konuştunuz mu? Tanıdım seni. Kızım böyle şey söylenmez mi ya? Ben de nesi var bunun diyorum. Ne oldu peki anlatsana. Tanımadı beni. Tanımadı. Zaten yokum ben. Beni kimse tanımaz. Yüzüme baktı böyle uzun uzun. İki elinde iki çocuğu. Biri Mehmet'in aynısı. Diğeri dışarıda. Öyle güzel oynuyorduk çocuklarıyla. Tutmuş ellerinden. Gülüyordu. Babam. Babam ya. Çocuklarına gülüyordu. Sonra bana baktı uzun uzun. Yüzüme değil ama gözlerime baktı. Babam. Gözlerine baktı. Seni kendi kızın tanımadı, kendi öz kızının gözlerine mi baktı hayvan? Sandımdı, bak gitmemiş. Dedik sana be Hatice. Nereye gidecek, nasıl gidecek? Hey Allah'ım sen akıl fikir ver. Toptan deli bunlar ya. Hatice, bir araba dayak yedin. Hala Moskov'u mu düşünüyor? Ya öyle deme Erdoğan abi be. Ben gider dedim Miras'tan ümidi kesince ama bak gitmemiş gördün mü? Onca adak, onca dua. Bak işe yaradı demek. Hadi gir bacım sen, hadi gir. Valla senin aklın ödenmez kardeş. Çok sağ ol. Annem geldi. Dur. Hacı yavaş. Ha
yatacağım. Sen bugün hiçbir işe bakma. Sen yatıver. Bak oturtma yaptım da. Akşama da bir çorba yapıveren ben. Yat sen anne. Ben sana getiririm yemeğini. Narin, al kızım bunu. Yemeğin yanına şöyle iki duble de rakı olsaydı Erdoğan işçeden. Gönder oğlan ondan yollayıverem. Oh. Hayırlı akşamlar Moskov. Vay kardeşim hoş geldin gel gel. İki bardak dedik koca şişeyi göndermişim be kardeşim. Allah razı olsun ya. Hadi bana da koy. Sana diyeceklerim var. Kızım bardak getir. Turşu çıkarın oradan hadi. Geç lan sen de içeride otur. Yok yok. Oğlan kalsın. Diyeceklerim onunla ilgili. Yoksa yine bir alt mı edin lan? He? Yok be Moskov. Bir dakika dur. Başına talih kuşu kondu bu oğlanın sayesinde. Bak hastane telaşından seninle bir haftadır konuşamadım bir türlü. Bu oğlan var ya bu oğlan. Bu oğlan büyük topçuymuş meğer. Yaslan yaslan olalı böyle topçu görmedi dediler. Bu salak. Herkesin dilindeymiş bunun son maçı. Babam abimi öldürecek. Maç böyle Erdoğan amca. Patırtı çıkmasa iyi olur, çok ödevim var. Sen ne zaman maça gittin lan? Şey oldu baba. 4-5 gün olmuştur. Sen işe gidiyorum diye maça mı gidiyorsun lan? Ha? Al bura. Ne ya? Söyledin! Dur be Moskov, dur! Hayvan herif! Moskov bir sakin ol, bir sonunu dinle. Hayvan! Otur, sakin ol. Yaslan Spor'dan Necati Hoca seyretmiş bunu. Fener'de de oynar, Beşiktaş'ta da oynar. Her yerde oynar demiş. Çok iş var bu çocukta demiş. Duydun mu abla? Öyle dedi baba. Maçtan sonra geldi. Seninle konuşacakmış. Evi sordu. Seni falan sordu hem. Kemal'e dönecek. Abla sakla önündekini. Abim buraya kaçarsa babam görür. Sen de döver. Kırar mı sana? Bulamaz. Daha 2 saat dersim var. Azıcık az çalış sen de abla. Babam kızıyor işte hep birin çıkınca. Tabii alamıyor okuldan. Yüz tutmuyor da ondan. Fırsat verir miyim ben ona? Daha kasaba birincisi olacağım bilgi yarışmasında. Görür o. Abla. Sus kız şu işi anlayalım. Ne yapıyor babam? Ses kesildi. Doğru mu lan? Doğru baba. Çok iyi oynadım. Çok alkışladılar. Gerizekalı onu söylemiyorum. Öyle Beşiktaş'ta falan filan oynayabilir misin? Öyle de takım hocası baba. Takım hocası ha? Vay. Ne düşünüyor? Ne konuşacakmış bende? Yani takıma falan mı alacakmış seni? Gelecek işte senden konuşmuyor baba. Kaybol lan gözümün önünden. Narin'e söyle kahve yapsın. Dur. Kardeşim. Şekerli. Ya kardeşim bunun böyle gerisi gelir mi, arkası gelir mi? Bir şeyler olur mu sence ya? Olur mu olur? Vallahi mi? Kalk kız, babam kahve istiyor. Ben yaparım, ablam çok ders var. Narin dedi adam, Narin! Hem okumuna zaten falan lüzum kalmayacak Beşiktaş'ta oynarsan. Sen Beşiktaş'ta. Gerizekalı! Bir dahaki sefer dizin tekmeleri futbol hayatın başlamadan biter. Ah! Bana bak Moskov. Hoca geldiği zaman ağırdan sat biraz kendini. Okuyacak çocuk falan de. Ya ne diyorsun Erdoğan Allah'ını seversen ya. 2 senedir okula gitmiyor oğlum mu ya? 5'i zor bitirdi bilmiyor musun? Man kafa gerizekalı teki be kardeşim ya. Ya sana kaydını mı soracaklar? Gariban görürlerse çocuğu ucuza kapatırlar. Bu iş olursa yırtarız değil mi birader? Ne demek ya öyle Beşiktaş'ta falan filan oynamak ya? Para içinde yüzersin para. Lan olur mu olur ya? Allah'ım ya Rabbim ya Resulallah bir işimizde rast getir ya. Bir işimizi rast getir ya. Radar ne zaman gelir bu herif? Haberin var mı? Bekleyeceksin Recep. Ha? Bekleyeceksin de öyle hevesli de beklemeyeceksin. Git kahvede otur. Evdekiler seni gelip kahveden çağırsınlar. İşin gücün varmış gibi görün. Bana bak gariban görünme, hevesli görünme tamam? Doğru, doğru. Ulan ne çakal adamsın sen ya yemin ediyorum. Bir kendine ayrın yok. Geri kalan herkese ayrın var ya. Nasıl 5 parası geziyorsun be kardeşim? Afiyet olsun. Allah bize de başka bir yerden gülmüş be Moskov. Evimde huzurum var hiç olmazsa. Param olmuş, huzurum olmamış neye yarar? Bizde o yok.
Ne yapalım, biz de paranın peşinde koşuyoruz. Kapa kız şu şey. Babam gelecek yine, dayak yiyeceğiz senin yüzünden. Zaten güç böyle atlattık şu geceyi. Bir maraz çıkarma şimdi akşam akşam. Kendi okula nasıl beni de mi aldırmaya çalışıyorsun okuldan? Ama avucunu yalarsın. Kapı çiğnecek, karışma bana. İn aşağı. İn diyorum sana, in, in, in. Ya bırak beni, bırak. Bırak. Ya bırak, bırak beni, bırak. Bırak, bırak. 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 Ne oluyor lan? Ne oluyor lan? Baba. Bu kız var ya, yatan altına gizli yer yaptı. Akşamları ders çalışıyor. Bizi de uyutmuyor. Açıyor ışığı. Evi de yakacak, bizi de yakacak. Gerizekalı. Var mı lan? Oo, tezgaha bak. Maşallah, maşallah ya. Vallahi on numara olmuş ha. Biz elektrik faturası gelmesin diye 9'larda yatağa girelim. Hanımefendi gece 12'lere kadar ışık aşık ders alırsın. Ne kadar güzel. Maşallah. Şuan. Baba ya, babam gözünü seveyim ya baba. Ne yap lan? Gitti. Gitti. Bundan sonra okula gitmeyeceksin. İşe gideceksin. Eve para götüreceksin. Anladın mı lan? Yat lan sen de, yam yam. Canım. Hadi iç bunu bak. Miden iyi gelecek. İçin çıktı kuskus. Hadi gel hadi. Sinirim vurdu midene tabii. İç hadi. Herifin şerefsiz olduğunu daha doğduğun günden beri bilmiyorsun sanki. Sizi bırakmış kaçmış. Başka bir hayat kurmuş. Çocukları olmuş. Onları çok seviyormuş. Seni tanımamış. Gözlerine bakmış. Ne olmuş peki? Kim o adam senin için Narin? Kim o ya? Bir yabancı. Bunca yıl yoktu onlar. Ya sen kendi hayatını milim milim, santim santim kurmadın mı? Bir an bile geriye bakmadan. Şimdi ne oluyorsun? Sanki ölmüşler gibi geldi. Kim? Şadiye ile Mehmet. Sanki ölmüşler de başka bir hayata doğmuşlar gibi geldi. Hem onlar gibiydiler, hem başkası gibiydi. Kabus gibiydi Deniz. Çok korkunçtu. Benim Şadiye'den bir haber almam lazım artık. Çok özledim bunu. Biliyorum canım. Buluruz. Ya ben yıllardır senin bunu söylemeni bekliyorum. Bak iyileşiyorsun sonunda. Geçmiş yok gibi yaşayamaz ki insan. Buluruz canım benim. Buluruz Şadi. Günaydın. Günaydın Narin Hanım. Erol Bey geldi, sizi bekliyor. Sade kahvenizi oraya getiriyorum. Tamam canım. Günaydın. Günaydın.
Erol Bey. Ah, günaydın Narin. Geç, buyur. Evet. Seninle bir ziyaret yapacağız bu sabah birlikte. Öyle mi? Nereye gideceğiz? Önce bir kahvemizi içelim. Hafta sonu iyi geçti mi? Çok iyiydi. Sizinki? Çiftlikteydik. Oldukça da kalabalıktı. Gel. Ahmetler de geldi bu pazar. Yani bir tek seni ağırlayamadık bizim çiftlikte. En kısa zamanda geleceğim söz. Hadi bakalım. Sermet Karayel adını duydun mu hiç? Duydum. Duydum tabii ki. Adı gibi iş dünyasının da Karayel'i derler ama çok iyi şeyler duymadım. Yarısı tevatür. Sermet Bey'in başı dertte. Seninle onu ziyarete gideceğiz. Kendisi yakın arkadaşımdır, bana ihtiyacı var. Saçma sapan avukatların elinde telefonluyor çünkü. Nasıl olur Erol Bey? Bu şirketin adının öyle bir adamla anılmasına nasıl müsaade edersiniz? Saygınlığınızı nasıl tehlikeye atarsınız? Yani bu şirketin kuralları var. Gelenekleri var değil mi? Öyle her eline gelen... Ben hiçbir şeyi tehlikeye atmayacağım. Sen olacaksın onun avukatı. Ha bir düşün. Genç bir avukat hanım. Sermet Karayel için varını yoğunu ortaya koyacak ve onu bu başındaki tehlikelerden kurtaracak. Nasıl? Ama perde arkasında ben olacağım tabii. Merak etme. Seni adım adım yönlendireceğim. Ben ülkenin en karanlık adamlarından birinin avukatı olacağım öyle mi? Neden ben? Ahmet bayılır böyle tiplere. Neden o değil? Çünkü Ahmet Nord Elektrik işini takip ediyor. Ve onlar da Ahmet'in adının bu işle anılmasından hoşlanmazlar. Yabancıları bilirsin. Yani bu iş için en uygun kişi sensin. Kurban ben seçelim ya. Evet, 10 dakika sonra çıkarız. Çünkü Sermet vakit kaybetmemizi istemiyor. Bu da onun dosyası, çıkmadan bir göz at. Alo, Deniz. Vallahi anlamam artık. Günlerdir yüzünü görmüyorum. Bu gece çıkacağız. Başlatma işini de. Kızım benim, siz rüyanda mı gördün beni? Saat daha sabahın 9'u. Nasıl ayaktasın sen bu saatte? Bana bak, sesin de iyi gelmiyor. Yoksa bir şey mi oldu? Çok kötüyüm Nari. Konuşmamız lazım acil. Sakın Can'la kavga ettik deme. Bir sevgilisi var. Ne? Hani her şey yolundaydı? Hani çok güzel gidiyordu? Götüyüm Narin. Ah canım benim. Ağlama. Deniz'ciğim bak, benim şimdi çıkmam gerekiyor. Patronla bir yere kadar gideceğim. Ondan sonra akşam için ararım seni, konuşuruz. Tamam mı? Uzun uzun anlatırsın. Ağlama canım benim. Tamam. Tamam, ağlamıyorum, tamam. Hadi arayacağım, öptüm çok. Hadi. Erol Bey indi mi? Hayır Narin Hanım, ama birazdan iner. Tamam. Ablacığım neredesin sen ya? Hani benim ofise bakmaya gidecektik. Kahvaltı hazırladım geleceksin diye bekliyorum. Telefonun da meşgul 2 saattir. Ne yapıyorsun sen? Tamam. Çıkarım şimdi. Daha giyinmemişsin bile. Yine Narin'le dedikoduya daldın. Beni unuttun tabii değil mi? Ben buradayım artık abla. Biraz da benimle ilgilensen. Kötü olduğumu görmeyecek kadar kör müsün Irmak? Yani kusura bakma, biraz sert konuşacağım belki ama alkolik, işsiz, güçsüz, serserinin tekiyle takılmaya devam edersen sen daha çok ağlarsın haliyle. Can ressam. İşsiz, güçsüz de değil. Ressam tabii, unuttum. Kaç resim satmıştı şimdiye kadar? Sana sattıkları dışında tabii ki. Yeter kafayı ütüleme ya. Sen benim annem değilsin. Ayrıca herkes senin gibi 40 bin lira maaşlı genel müdür yardımcılarıyla çıkmak zorunda da değil. Şu haline bak abla ya. Seninki şımarıklık artık, başka bir şey değil. Her şeyin var ya. Her şeyin var. Saygın bir ailen var. Dünya kadar param var. Keyfine göre gidip geldiğin bir işin var. Koskoca rahat bir evin var. Üstelik benim gibi bir kız kardeşim var. Senin seçtiğin çevreye bir bakar mısın? Amcam bile ki bugüne kadar bir kere bile lafını etmemiştir. Yaka silkiyor artık seni bu hayatından. Bütün site inledi dün gece kavganızdan ya. Amcamdan utan, komşulardan utan bari. Utanacak ne var be? Herif beni boynuzluyor, ben mi utanacağım? Ya o kadarını herkes anladı zaten bağırmalarınızdan.
Evet Narin, ben sana durumu biraz anlatayım. Sermet Karayel Antalya'da Virüs Ortak'la birlikte çok büyük bir turizm yatırımına kalkıştı. Ve bir bankadan tam 450 milyon dolar kredi aldı. Ama Rus ortağı kendi payına düşen parayı yatırmadı. İnşaatlar durdu, tabii kredi de battı. İşte şimdi banka Sermet'in canını okumak üzere. Hacizleri başlattılar. Sermet Rus ortağından parayı tahsil etmeye çalışıyor ama... zamana ihtiyaçları var. Anlıyorum. Yeter. Çıkar hayatından şu serseriyi. Mecbur musun? Niye sürdürüyorsun bile bile? Mumuşum ya. En son 12 yaşındayken bana mumuşum demiştin. Yeter. Yeter ya, el koyuyorum sana. Derhal toparlanacaksın, bırak şunu da. Aç karnı, içme şu kahveyi de. Tamam, duşa hadi. Sonra karnını doyuracağız. Hadi Deniz'ciğim, ne olur ne olur, hadi benim için. Çok yalnızım ama. Ablacığım ne olur yapma böyle. Yalnız değilsin, ben varım artık. Yan taraftayım hemen. Hem belki Fırat da gelir yakında. Belki yeğenlerin de olur zamanla. Ha? Sana evlenme mi teklif etti? Yok, hayır. Henüz değil ama... evin döşemesiyle falan çok ilgili. Bence edecek. Ay. Ay çok heyecanlandım şimdi. Annem babam gittikten sonra ben hiç tökezlemedim mi sanıyorsun? Ha? Onca yalnız yıl. Ama karşıma birisi çıktı. Tamam mı? Ve Fırat'a gururla gösterebileceğim olgun, akıllı bir ablam olsun istiyorum. Çok iyi bir aileden geldiğimi, onun için iyi bir aile kurabileceğimi göstermek istiyorum ona. Anlıyor musun? Ne olur yardım et bana. Tamam. Bitti. Seni evlendirinceye kadar düzgün duracağım. Can konusu da bitti, tamam. Harika. Akşam hep birlikte yemeğe çıkıyoruz. Narin de gelecek, söz verdi. Narinsiz bir yemek yiyemeyeceğiz biz şu aralar anlaşılan. Aile mi istiyorsun? Narin de bizim ailemizden küçük hanım. Sen Cenevrelerde sürterken... o en korkunç yıllarımda annemle babamın hayaletleriyle boğuşurken ben bir toko vardı yanımda. Sen benim canımsın. Biyolojik kardeşimsin ama o benim seçtiğim kardeşim. Bu sefer onu kıramayacaksın. Öyle çocuk gibi kıskançlıklar yapıp itip kalkmayacaksın kızı. Kendine hakim olacaksın. Hoş geldiniz. Hoş bulduk. Buyurun. Babür. Babür bu. Hoş geldin Erol abi. Hoş bulduk. Siz de hoş geldiniz hanımefendi. Vallahi Erol en iyi avukatlarımdan bir tanesini getiriyorum dediği zaman ifrit bir kadını peşime takacak zannettim ama maşallah siz afet bir şeysiniz stajyer hanım. Ben stajyer değil avukatım ama neyse. Espri yaptık canım aklımız sıra. Kusura bakmayın öyle pek fazla ince ayarımız yoktur bizim. Ali, Erol Bey'in arabasını arkaya çekin. Bir de sağ solu kontrol edin kimse var mı diye. Babür bu. Kesinlikle o. Hadi buyurun. Hem yiyelim hem konuşalım ha. Baba. Abi telefon. Efendim Fırat'cığım. Vallahi bir değişiklik yok. Allah bana, ben de sana. Sen beni göreceğin de ne olacak lan? Gidermiyor. Pazarlık için Rus ortağının kızını kaçırtmış. Burada tutuyor. Ne? Hadi buyurun. Ben
avukat hanım. Onlara söyleyeceksin, hacizleri durduracaklar. Bana bir ay zaman kazandıracaksın. Görüyorsun işte, çocuk elimde. Bu k**rus bu parayı illaki ödeyecek. Devlet katında tanıdıkları var. Aklı sıra onları kullanıp bizi hükümete baskı yapmaya çalışıyor. Nereye kadar? Değil mi? Ben bu projeye 100 milyon dolar para koymuşum. Arsayı koymuşum. Senin yatırımın nerede? Vazgeçtin. Olabilir. İşlerin kötü gitti. Olabilir. İyi de kardeşim, benim borcumu kim ödeyecek? Bu bankaya bu krediyi kim ödeyecek? Banka işlerini biz hallederiz. Narin onlarla görüşür. Orada Fırat Kazan diye bir Allahsız var. Ona söyleyin. Benimle fazla uğraşmasın. Teşekkür. Ödemeyeceğiz demiyoruz. Ödeyeceğiz. Bu memlekette kim borcunu zamanında ödemiş? Zamanını bırak. Kim geri ödemiş? Değil mi? Yemeği de boğazına dizdik stajyerine. Beğenmedin mi yoksa? İstersen çocuklar yumurta kırsın ha. Ciddi söylüyorum, günlük yumurta. 8 tane tavuk aldım, hepsi bana çalışıyor. Şu gariban çocuk yumurta görsün diye aldık onları da. Açıkça sorsam, Babür abi sen misin desem? Yesene ya. Bunu sadece işinin bir parçası olarak görmeye çalış. Müvekkillerimizi yargılamak bizim işimiz değil. Adam küçücük çocuğu kaçırmış Erol Bey, nasıl yargılamak? Ha, çocuğa ne kadar iyi davrandıklarını gördün, endişe etme. Bak, bu ailenin kendine göre kuralları vardır. Hem genç bir avukat olarak senin için çok ilginç bir deneyim olacak bu. Bu duyulacak. Ben çocuk kaçırmış bir adamın avukatı olarak bilineceğim. Bankanın karşısına böyle bir şekilde çıkacağım. Ben kariyerimi sokakta bulmadım Erol Bey. Bugünlere gelmek için ne kadar çok çalıştım. Biliyorum sizin... Nari. Okulu bitirdiğinden beri yanımda çalışıyorsun. Unuttun mu? Bu adam nasıl bu kadar güçlenmiş peki? Yani nereden geliyor? Geçmişini araştırdınız mı? Nari, Sermet iyi bir adamdır. İyi bir iş adamıdır. Ve biz ona yardım edeceğiz. Bu hepimizin menfaatine. Anlatabildim mi? Aa! Ne oldu? Niye böyle ana kraliçe gibi giydin? Anlayamadım. Beğendin mi? Güzel olmuş. Bak. Ay yok artık. Selam. Fırat nerede? Biraz gecikecek. Özür diledi. Bankada sorunlar var şu aralar. Aa, batıyorlar mı yoksa? Bak tam da işi gücü olan bir koca adayı bulmuşken. O bankanın asla batmayacağını sen de çok iyi biliyorsun ablacığım. Ne haber Nerim? İyilik senden. Ne yaptın ablana böyle ya? Tanıyamadım resmen. İsviçre style. Vallahi ben de en az senin kadar şaşkınım. Ben bundan sonra böyle damada asil bir görüntü çizeceğim. Evlenme mi teklif etsin? Yok, henüz değil ama etmemesi için herhangi bir sebep yok. Ha, tabii, tabii. Hayırdır, rahatladın? Niye rahatlayayım ya? Deli misin nesin? Bana bak, anlatsana sen bakayım. Ne oluyor bu canla? Hah. Ya ben o durumu biraz abartmışım galiba. Şimdi bunun sevgilisi var falan dedim ya. Benim paranoyanmış. Ya. Evet. Öleceğim, öleceğim. Dur be. Ne yapıyorsunuz kızlar? Vay, Irmak hoş geldin. Hı. Sevgili yapmışsın. Ha? Ya, ya. Hmm. Siz de her zaman gibi pek şıksınız vallahi Nalin Hanım. Merci. Yine kızgın mısın bana? E tabii, hep gergin olduğun için. Ne var, yine beraberiz. Var mı sorusu ola?
Irmağın ofisi bir görsen, Boğaz'da böyle manzara nefis. Fırat'ın bankaya da çok yakın. Fırat özellikle istedi. Aa, ne güzel işte. Öğlenleri ofisten kaçıp kaçıp el ele sosis yersiniz parkta. Bir zenginiz ama sadeyiz insanız. Komik ama yani. Ben artık okula gelemeyeceğim Mert'im. Annem çok hasta. Ona bakmam lazım. Olur mu öyle şey Nalan? Sen bu okulun en çalışkan öğrencisisin. Ben buna izin vermem. Sen babana söyle bana yarın uğrasın, ben konuşurum kendisiyle. Hadi şimdi bakayım, sen derse git bir an önce. Ben sana maziyet kağıdı yazacağım, hadi. Konuşmasanız benim için daha iyi. Nari'm. Peki bilgi yarışması ne olacak ha? Recep Bey, geldin mi? Geldik. Hoş geldin. Hoş bulduk. Bu mu kızı? Ama pek küçükmüş daha. 14 dedin, bu 12 yaşında bile yok ayol. Sen bakma onun öyle durduğuna ya. 18 yaş insan aklı var onda. Güzel Hanım, cin gibi duruyor, cin. İyi madem. Geç çocuğum, Nimet bir önlük versin sana, ben geliyorum. Gözünü dört aç. İcdal ablan ne öğretiyorsa kap her şeyi, tamam? Sanat öğreneceksin burada, sanat. Bak bir şikayet duyarsam biliyorsun. Atı senin, kemiği benim bundan sonra. Yalnız parayı falan eline verme, ben cumadan cumaya gelip alacağım, tamam? İyi, beklerim. Bekle. Aa, dikilme kızım, geç içeri. Bir süpürge faraş al, kapının önünü süpür önce. Kurumuş havları da topla. Yalnız bak, güzel giyin biraz işe gelirken. Böyle olmaz. Tamam? Gel sen gel. Mehmet. Efendim baba. Gel buraya gel. Adı Batasça, gel. Ne oldu baba? Kalk sen de masadan. Ben otur dedim mi lan sana? Otur. Ne oldu baba? Bir de ne oldu diye soruyorsun ya. Ha? 10 gündür ne gelen var ne giden. Nerede bu herif Mehmet? Bilmiyorum ki baba. Sen bilmeyeceksin, ben mi bileceğim lan? Ha? Ben mi bileceğim oğlum? 10 gündür kahvede bir sağa bir sola bakmaktan boynumuz adı oğlum. Nerede bu herif? Mehmet efendi! Ne bileyim baba, geleceğim dediydi. Benim suçum ne ya? Bana lan! Ah! Seni var! Hayvan! Allah sizi cezası versin! Yalancılar! Kara gelir, kara kafalı sürü evlatları! Gel! Lan! Belanızı versin! Gidecek. Vallahi gidecek, silkeleyecek bizi bu zafer. Oğlum sen şu herifi bul bari de gelecekse gelsin. Vallahi gidecek. Bak bakışı bakış değil bunun. Giderse gitsin be. Bırak be. Ne hayır var da gidecek diye dövünüyorsun. Dayanımı özleyeceğim. Kumarınımı hiç gitsin mi? En iyisi ben yarın bir hoca anaya gideyim de şu topçu herifin ne zaman geleceğini bir öğreneyim. Biz buradayız. Kadın elindekini avucundakini hocaya yediriyor ya. Thank you.
Süleyman Ayşe, 1077, 1093. Anadolu Selçuklu Devleti'nin kutu. Binci Kılıç Aslan, 1092, 1107, Binci Aç Seferi'nde yenildi. İyi akşamlar. Nihayet hayatım. Gerçekten özür dilerim, toplantılar bitmek bilmedi. Selam Fırat. Can ben de. Ressamım ama sadeyim, insanımdır yani. Vallahi çok açım. Hemen söyleyelim. Pardon, bakar mısınız? Aynısından beyefendiyi istiyoruz. Yalnız çok çabuk lütfen. Tabii, hemen. İçeride beyefendi. Masadakine katılırım ben de. Fırat, sizin banka batmıyor inşallah. Vallahi banka batmıyor ama krediler batmak üzere. Durum biraz tatsız. Sermet Karayel'e ulaşamadınız mı hala? Bence bu akşam işi unutalım. Sen ne yaptın? Tuttun mu ofis tamam mı? Evet, evet. Hiçbir pürüz kalmadı. Ablam da gördü, çok beğendi. Sen de çok beğeneceksin. Sermet Karayel kredisiyle ilgili nasıl bir pürüz var? Konuyu biliyor musun? Hı. Sermet Karayel beyefendi. Ne oluyor ya? Biz Sermet Kara bilmem nedir gidiyor 2 saattir masada. Hayatım. Nerede o? Sipariş telefonla verildi efendim. Nalan Hanım için. Narin, kim bu adam ya? Niye sana 500 dolarlık şarap yolluyor? Ya işte güzelim, seni görüyorum, takipteyim, gözüm üstünde falan. Kır o. Birazdan kafandan aşağı güller de dök. Yakıştı mı Narin? Hayır, yok canım. Müvekkil şeysi, benimle ilgisi yok. Saçma. Beni tanımadığı yetmedi, dünyada en nefret ettiğim kadını seviyor. Üstelik yetmiyormuş gibi beni Sermet Karayel'in metresi sanıyor. Sermet gerçekten babür mü? Yoksa ben artık herkesi geçmişimden birilerine mi benzetiyorum? Belki Fırat da o Fırat değil. Belki ben de ben değilim. Ben kimim ya? Ben gelene kadar çıkmam. Ya nasıl çıkma, işe gideceğim. Geç mi kalem? Bekle kız. Herif gelirse kapıda kalırsa baban kısa. Hemen geleceğim ben. Bekle şurada. Gene Oscar mı yazdırmaya gidiyorsun? Yetti be anne be. Bekle, bekle. İzzettin Keykubuz 1211, 1220'de Sabzon Rum Kursanlığı'ndaki Sinop'ta. Köprüsüyle ticaret anlaşması yapıldı. Alanya fethedildi. Anneciğim. Baban yok değil mi? Gel, yok yok. Akşamdan beri kayıp. Gel içeri geçelim istersen. Yok, gel böyle oturalım ya. Annen nerede? Bilmem vallahi. Hoca hanıma gitti galiba. Anneciğim benim çıkmam lazım. Sen evi beklesen olur mu? Hoca gelse kahvin haber edivereceksin. O kadar. Hoca kim be? Dur açık. Bak sana neler aldım. Hepsi yepyeni. İşe girdi dediler. Kuaför yanına. Temiz temiz giy git. Anneciğim niye zahmet ettin? Olsun yavrum. Sen genç kız oldun artık. Ne kadar şıksın bugün Nari. Mersi Cüneyt abla. Aferin, böyle ol. Hep temiz ol. Sık sık duş al, saçını yıka. Koku kullan. Elin ayağın hep temiz bakımlı olsun.
Dikkat et bak, nasıl yapıyor Nimet, sen de öğren, yap kendine. Saçına da bir şekil veririz boş bir zamanınızda. Ah bak bak. Siz gidin. Görüşürüz. Narin, ne yapıyorsun kız sen burada? Sınıftakiler seni sordu. Burada mı çalışıyorsun? Yoksa Recep'in istimin tepesi attı da aldım seni okulda. Sema, evine sen hadi. Meşgul etme, çalışıyoruz bak. Annene de selam söyle, hadi canım. Aydın oldu Güzel abla ya. Aa, kız benim elbisem senin üzerinde ne arıyor? Ay babaannem getirdi verdi değil mi? Bıktım ben bulunaktan ya. Ay bak yeni babuşlarımı da vermiş. İyi, aman giysenin olsun. Yazık, üstün başın hiç yok. Bağrımda sevende gene böyle gündeliği çekip eskitme. Narin. Narin, nereye gidiyorsun? Zalik Allah yazısı. Okuma boşu boşuna anne. Gelecek adam şimdiye kadar gelmez mi? Bak kaç gün oldu. Unutmuştur o bir şey çoktan. Bizim futbolcu olma hayalleri de yalan oldu. Öyle deme be oğlum. Baban umudunu keserse silkeler eteğini çeker gider vallahi. Keşke. Ben de okula dönerim rahat rahat. Eve de gelmez oldu. Bütün gün kahvede adamın yolunu gözlüyor. Sonra da küp gibi içiyor sabaha kadar meyhanede. Sokmasın meyhaneci de içeri. Borcu içirmesin babama. Kız nasıl sokmasın? Ateşe vermeye kalkmış dükkanı kaç kere. Sesi kesilsin rezillik çıkmasın diye dayın ödeyiveriyormuş hesabı kaçtır. Ödesinler tabii. Kondular dedemin mallarının üstüne. Hakkımızı yediler. Bak biz burada aç bilaç 3-5 odunla ısınmaya çalışıyoruz. Onlar orada ooo. İki keklik bir kayada ötüyor. İki keklik bir kayada ötüyor. Recep ne var Recep'im? Recep'im sana kurban olsun kurban. Kara atacağım benim çatal karam çingeram oyna kız. İki keklik bir kayada ötüyor. Oğlum gelmezse gelmesin adamlar, gelmesinler. Biz eğleneceğiz bu akşam, ailecek eğleneceğiz. Oyna lan, alsayım, alsayım. Aferin kız sana. İki keklik bir kayada eğleniyor. El çırpı lan. Ötme de bülbül derdim bana. Oyna kız bak dönerim ha. Ötme de bülbül derdim bana. Yeah. Oyna kız, oyna kız. Ha? Recep. Recep'im. Ah, Recep'im, ah Recep'im.
başım. Ah, ne oldu lan benim kafama? Ah, başım. Bu ne? Ne oldu lan benim başıma? Ah, çatlıyor. Ne oldu lan benim kafama? Düştün zaten dün gece eve gelirken. Of, köpek gibi içmişiz ha. Kahve yapın bana, öyle bakmayın mal gibi ya. Narin! Ben yapayım, bu ablam işe gittiydi. Yap. Yapayım ama kahve yok. Dün de yoktu, sorun yok. Gel buraya gel. Gel lan buraya. Gel lan! Madem kahve yok, niye kahve yapayım diyorsun? Geri zekalı, ha? Aptal! Koş kız, koş! Niye lan? Ümran teyzeden isteği ver iki pişirinlik. Hadi bakayım, hadi. Bırak lan, size kahvenize ihtiyacım yok. Gerek yok, ben kahvede içerim. Bırak. Adam gelirse haber verin. Geri zekalı. Çok şanslısın kızım, çok. Bir söyleseydin kafasını, senin yardığın var ya, ah. Ben gittim. Bekle beni. Anne, saçımı örsene. Baba, baba. Ne oldu kız, erim mi geldi yoksa? Hadi gözüne hadi Recep. Eyvallah. Bizi de unutma Recep. Lan bu şimdi tanımaz hiçbirimizi paraya konunca. Parayı marayı da bırakır. Oh. Ya, ya hoca ayıptır ya. Kızım niye içeri buyur etmediniz bu ahlanın işleri? Hoş geldiniz hocam. Ziyanı yok. Ben eşinize sonra uğrarım dedim ama sayedince kaldım. Sizi de yorduk buraya kadar. Estağfurullah, ne demek hocam, ne yorma. Siz o kadar yol gelmişsiniz. Biz iki adımlık yerden geldik. Hoş geldiniz. Cemal Hoca ben. Ben Deniz de Recep. Buyurun içeride konuşalım rahat rahat hocam. Ya bir kahve yapın, bir kek, börek, çörek bir şey çıkartın. Koskoca hoca bir çayla, aa. Yok istemem, sağ olun, okula yetişeceğim. Şadiye. Hadi kızım, zil çaldı. Sen de derse geç kalma. Buyurun hocam, buyurun. Recep Bey, lafı uzatmayacağım. Narin iki haftadır okula gelmiyor. Narin derken hocam? Recep Bey, buyurun Narin hocam. Okulumuzun göz bebeğidir. Böyle çocuklar 40 yılda bir çıkar. Geleceği çok parlak, çok zeki, çok da çalışkan. Ama sen okuldan alıp bir şey vermişsin. Yazıktır. Gel şu işi tatlılıkta bir çözüm bulalım. Şimdi hocam, Narin'in meseleyle alakası ne? Ben onu tam olarak anlamadım. Bak Recep Bey, kalkıp ayağına kadar geldim. Okul aile birliği olarak kızın bütün masraflarını karşılarız. İstiyorsan yazın çalışır yine de. Tamam mı? Ama günahtır. Ziyan etme çocuğu. Aklımı oynatacağım şimdi ya. Ya kardeşim sen ne konuşuyorsun iki saattir ya? Sen yaslan sporun hocası değil misin? Bizim Mehmet için futbol falan filan, top mop, onun için gelmedin mi? Hayır. Ben okul müdürüyüm. Mehmet'ten umudum yok. Belli adam olmayacak o. Ama Nari'nin ziyan olmasına izin vermem. Tamam. Nari Filiz! Bir oğlum benim! Ne yaptın? Dur Recep, dur! Ne yapıyorsun be lan? Bırak kadını! Allah bilmiyordum. Ben ağzım sen gittim. Ne yapıyorsun? Ne yapıyorsun? Dur! Öldürecek misin kadını ha? Çekil şuradan. İyi misin bacım? Hayırdır Cemal Hoca, ne işin var burada? Ya sorma Necati abi ya. Yani kızını okula göndermiyor, konuşmaya geldim ama başıma gelmeyen kalmadı. Durduk yerde karısını dövmeye kalktı, psikopat herif. Oğlum, dağ başına lan burası. Ne vuruyorsun kadına? Gücün ona mı yetiyor? Kadına el kalkar mı? Sen kimsin lan? Sen kimsin lan, benim evime girip bana bağırıyorsun? Kimsin lan sen? Ulan ha? Ne bağırmayacağım lan? Mehmet diye bir çocuğu arıyorum. Burada oturmuyor mu? Ben yaslan sporun hocasıyım.
Allah'ım biz ne kadar bahtsız ve deliyiz ya Rabbim ya Resul. Ya hocam kusura bakmayın gerçekten. Böyle bir aksilik oldu. Cinnet hani ben de anlamadım ya nasıl oldu. Aile arası bir şey ya. Buyurun hocam buyurun. Ya bir sinirlerimiz gerildi. Hatice gülüm bir çay koy. Bak sinirlerimiz oynadı zaten. Hoş geldiniz hocam. Hadi sen git abinle ablana çağır. Hoş bulduk. Nasılsınız iyisiniz inşallah. İyiyim sağ ol. Allah bir geldi bizim evde. Herif de geldi koş. Seni çağırıyorlar. Aa dur. Kız bırak o tası. Abi herif geldi bizim evde. Müdürüm hocam hepsini. Şunu tahmini halka gelmiş. Ne diyorsun kız? Aklımı bulandı ne müdürü? Ya hepsi yüzüme diyorum be. Koş çabuk koş. Koş. Ahmet. Gel buraya aşağı olacak. Mehmet. Gel buraya. Vallahi. Senin bu oğlan iyi futbolcu. Allah vergisi. Yaşı tutsa hemen takımı alırdım. Yetenekli, altın bacakları var. Ama daha 2-3 sene takıma falan giremez. Sonrasında biz de çalışır, biz onu yetiştiririz, lisansı da çıkartırız. Anladım hocam, yani yanlış anlamamak için 2-3 sene para kazanamaz diyorsunuz. Doğru söylüyorsun, kazanmaz. Ama sonrasında kazanır. Biz de çalışacak, yetişecek. Ha, elimiz, kolumuz uzundur. Allah'a şükür. İstanbul'da tanıdıklar var. Büyük takımlardan biri gelir, seyreder, beğenir. E sen de paraya para demezsin. İnşallah, inşallah hocam da yani bir şey söyleyeceğim. Bizim etimiz budumuz belli hocam yani. 3 çocukla bu ev zaten çok zor dönüyor. Mehmet iyi kötü eve bir şeyler götürüyor. O da çalışmazsa yani çok zor duruma düşeriz. Siz şöyle bir destek çıksanız bize. Mehmet'i alsanız, gitseniz. Yani yoksa bu iş olma şekli çok zor hocam. Koskoca takımsınız yani sonuç itibariyle. Bu çocuk da aslan gibi çocuk size bir yatırım. Yani bir mecbur. Tamam uzatma bakarız. Ama bu arada bir şartım var. Buyurun hocam. Bak bu Cemal Hoca hepimizin göz bebeği. Onu üzen karşısında beni bulur. Estağfurullah hocam o ne demek? Bak kız da çok güzel okuyormuş. Koskoca adam Cemal Hoca okul müdürü ayağına kadar gelmiş. Kızı da artık okula yollayacaksın. O ne hala hocam? Daha neler yani? Biri futbola, biri okula. Bu ev nasıl dönecek? Biz acımızdan ölürüz. O iş olmaz hocam. Onu bir bana şey... Bana bak. Uzatma. Bu kız okula gidecek. O kadar. Merak etme. Ben yazın ona güzel bir de iş bulurum. Çalışır, kazanır. Para da getirir. Kızım, sen de karnını yağlanınca ilk bana geleceksin. Tamam mı? Sen merak etme Necat abi. Ben sana getiririm Nalini. Hem şimdi zaten okulu temsil eden yarışmaya da hazırlıyoruz kendisini. Başarılarını duyarsın inşallah. İnşallah, inşallah. Hadi bize müsaade. Recep. Buyurun hocam. Sen yarın bu aslan parçasını al, kulübe gel. Başkan arkadaşlar falan bir izlesin. Geliriz hocam, geliriz. Buyurun. Açsana kızım kapıyı. Tamam, tamam. Hadi. Hocam görüşürüz. Hayırlı görüşürüz. Günler. Görüşürüz. Kendinize iyi bakın. Kaç gibi gelelim hocam? Önüne doğru gelin. Tamam hocam. Elini öpeyim mi baba? Öp kızım. Gerizekalı. Nasıl yapıyorsun lan? Lan bile bile mi alıyorsun oğlumları ha? Bile bile mi alıyorsun bütün memleketi beni gibi bir başına? Baba bazı yapı kalmayacaksın. Yine kalmayacaksın. Baba işimiz bozulacak bunun yüzünden. Bırak Allah aşkına ya. İçinde elektron geçişine müsaade etmeyen maddelere yalıtkan denir. Havacan plastik yalıtkan maddedir. Bunlar aynı yalıtkan maddedir. Bu ne konuşuyor lan hala mırıl mırıl? Bu oğlum bir ders çalışıyor baba. Sana demedim. Köpek ya. İleri zeka kime benzemiş bu ya? Herkes aptal, bir tek bu akıllı ya. Hayvan. Yeni çay getir.
Bunlar kim ya? Dar mı geldi koca ev? Niye kömürlükte yapıyorlar ki o işi? Kim o be? Erdoğan amca değil. Başkası bu. Ümmühan teyze boynuzluyor mu yoksa kocasını? Kimle peki? Babir abi mi yoksa? Sıradan geçiriyormuş diyorlardı mahallenin karılarını. Baba! Yok canım, olur mu hiç? Benziyor ama... Fırat Bey sizi bekliyor. Günaydın. Merhaba. Çok güzelmiş ofis. Yakında kaybedebilirim bu ofisi. Neden? Sen çok başarılı bir bankacısın. O adamı bulmam gerek Narin. Bana yerini söylemelisin. Ben karşı tarafın avukatıyım. Avukatı falan değilsin biliyorum. Nasıl tavladı o kıra seni şaşırıyorum doğrusu. Ben sadece onun avukatıyım. Ve sizinle pazarlık yapacağız. Koca İstanbul'da avukat kalmadı, seni mi buldu? Onunla anlaşmak zorundasın Fırat. Sadece beklemen gerekiyor. Biraz zamana ihtiyacı var. Ondan sonra halledecek. Beni herifin ortağı sanıyorlar. Para yedim sanıyorlar. Kariyerim bitmek üzere. Beni ve ekibimi çok kötü uyuttu. Bu işi temizlemek zorundayım. Sen de bana yerini söylemek zorundasın. Yapamam. Yapamam. Konuşacağız. İnan bana hallolacak bu mesele. Rus ortağı parayı ödeyecek. Sadece bir aya ihtiyacı var. Ne içersin? Bol sütlü bir kahve. Mehmet nasıl? Efendim? Mehmet. Abin nasıl diye sordum sana.
Bilmiyorum. Bilmiyorum. Siz bu... Hayatım, sekreterin yerinde yoktu. Ben de... Narin, senin ne işin var burada? İş için. Narin bizi ziyarete gelmiş. Hı. Müvekkilin sevgilimi daha fazla üzmez umarım. Tabii, tabii. Hayatım, biz... Geç kalıyoruz. Kusura bakma Narin, böldüm toplantınızı ama benim ofise mimar gelecek. Fırat görüşsün istiyorum. Kapıda kalmasın adam şimdi. Bu arada sekreterine söylemiştim Fırat Bey'in bugün bir saati boş bırakılsın diye ama not almayı bile becerememiş. Salak mıdır nedir? Yo, önemli değil. Benim işim bitti, gidiyordum zaten. Lütfen sen otur, keyfine bak. Yabancı değilsin.